21. yüzyılın Thomas Edison olarak adlandırılan iş insanı Elon Musk dün yepyeni bir projeyle dünyanın karşısına çıktı. Musk, nöroloji alanında faaliyet gösteren startup'ı Neuralink'in potansiyelini göstermek için yatırımcılarla internet üzerinden bir konferansla bir araya geldi. Şimdi haberimizin detaylarına geçmeden önce videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. All you can see afterwards is this tiny scar, and if it's under your hair, you can't see it at all. In fact, I could have it. 2016 yılında Musk tarafından kurulan şirket, insanın beyninin içine yerleştirilebilecek kablosuz mikro bilgisayar arayüzleriyle insan beyni hakkında veri toplamaya çalışıyor. Şirketin ve patronun asıl iddiası ise insan beynine yerleştirilecek olan çiplerle Alzheimer, demans ve omurga hasarları gibi hastalıkları iyileştirebilecek olması. Musk aynı zamanda hafıza kaybı, işitme kaybı, depresyon ve uykusuzluk gibi hastalıkların çaresini de kafatasının içine yerleştirecek olan çiplerde gördüğünü söylüyor. Yatırımcı toplantısında konuşan Neuralink'in baş cerrahı Dr. Matthew McDowell, insanlar üzerinde deneylere başladıktan sonra ilk hedeflerinin felç ve omurilik felcini tedavi etmek olduğunu belirtiyor. We will make this as safe as possible. You know, just as with Tesla, while it is legally possible to ship a one-star car, at Tesla... Toronto Üniversitesi'nde nöroloji alanında çalışmalar yapan akademisyen Greenmaft, Musk'ın yeni projesinin büyük bir adım olarak nitelendirerek çipin küçüklüğü, güç kaynağı, sağlamlığı ve kablosuz kapasitesinin çapının kalitesine vurgu yaptı. Elon Musk, bu yılın sonuna kadar insanlar üzerinde deney yapılabilmesi için Amerika Birleşik Devletleri otoritelerinden gerekli izinlerini alacağını söyledi. Reuters'a konuşan Musk'ın sunumuna katılmamış bilim insanları ise projenin etkileyici olduğunu fakat kesin bir kanaate varmak için üzerinde çok çalışması gerektiğini sözlerine eklediler. Projenin işleyişi hakkında bir sunum yapan Musk, hali hazırda iki domuza çip yerleştirdiklerini, bir domuza ise yerleştirdikleri çipi sonradan çıkarttıklarını söyledi. Sunumda yapılan deneyde hayvanların önce belli bir durumlar karşısında oluşan beyin dalgalarının cihaz tarafından kaydedildiği ve cihaza yerleşik olmadan aynı hareketlerin benzer beyin dalgalarına yol açtığını saptandı. 100 kişinin çalıştığı San Francisco merkezli şirket geçen günlerde 100 milyon dolar Elon Musk'tan olmak üzere 158 milyon dolarlık yatırım aldı. Elon Musk, nöroloji teknolojisinde yaşanan bu gelişmenin tıbbi yanının dışında yapay zeka ile insanların eşsiz bir noktada buluştuğunu söylüyor.